Merhaba canlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir akşam menüsü hazırlayacağız. Yarım kilo süzme yoğurt koydum. Bundan güzel bir yayla çorbası pişireceğiz. Burada da yıkamış olduğum şöyle sebzelerim var. Onlardan da güzel bir karışık kızartma yapacağım. Domates soslu. Gördüğünüz gibi hepsini de yıkadım malzemelerimin. Sadece doğraması kaldı. İlk olarak yapacağımız şey çorbamızla başlayalım. Tencereye dediğim gibi yarım kilo süzme yoğurt koydum. Süzme yoğurdumuzun üzerine şöyle bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı un. Bir miktar da suyumu ekledim. Şimdi güzelce blenderla bütün malzemelerim iç içe geçene kadar karıştıracağım, çırpacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamı blenderdan geçirdim. Şimdi sıra geldi diğer malzemeleri katmaya. Şunu şu şekilde içinden alıyorum arkadaşlar. Burada kırık göcem var. Şöyle çay bardağından dolu koymuyorum. Şöyle 2 bardak eksik. Kırık göcemi koydum. Bir su bardağı haşlanmış. Daha önceden haşlamıştım. Buzdolabından çıkardım. Bir su bardağı nohut da ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi ocakta pişirmeye. Çorbamız ocakta kaynarken biz diğer taraftan kızartma malzemelerimizi doğrayalım. Tenceremi ocağa aldım. Çorbam kaynayana kadar ara ara karıştıracağım. Mutlaka sizler de yaptığınız zaman ocağa koyduğunuzda ara ara karıştırın ki çorbanız kesilmesin. Şimdi çorbamız burada kaynarken dediğim gibi biz kızartma malzemelerimizi doğrayalım. Hatta kaşığı da içinden çıkarmayacağım. Şöyle sık sık karıştırmak için. Evet canlarım, çorbamız ocakta kaynarken şimdi sırasıyla bütün biberlerimi, sebzelerimi doğrayacağım. Bakın şu şekilde daha önceden yıkamıştım. Hepsini doğruyorum arkadaşlar. Sebzeleri doğrarken de ara ara çorbamı karıştırıyorum kesilmemesi için. Şimdi ben bütün sebzelerimi doğrayayım, hazırlayayım. Daha sonra ocakta kızartalım beraber. Gördüğünüz gibi canlarım, bütün malzemelerimi doğradım. Domateslerim kabuğunu soydum, doğradım. Biberlerim yine aynı şekilde. Kabaklarımı küp küp doğradım, kabuklarını soyup. Patateslerim. Burada da bir adet
Patlıcanım vardı. Onlar da ziyan olmasın diye. Onları da doğradım. Şimdi sıra geldi. Ocakta bunları tek tek hepsini kızartmaya. Bu arada çorbam da kaynadı. Şimdi size onu da göstereceğim. Yaklaşık çorba 10 dakikadır kaynıyor. Ben yoğurt çorbama koyulaştığı zaman soğuk su koyuyorum. O zaman yoğurdumuz ekşi olmuyor. Çorbamız daha lezzetli. Kızartma tenceremi getirdim. Şöyle bir miktar sıvı yağımı ekledim tencereye. Şimdi sırasıyla bütün sebzelerimi kızartacağım arkadaşlar. Bakmak istiyorum. Evet, ısınmış yağımız. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir tane orta boy soğan var. Bunu çorbamın sosu için doğrayacağım. Soğanı doğradım. Burada bir tahta kaşığı tereyağı var. Tavamın içine şöyle koydum arkadaşlar. Üzerine doğradım. Soğanlarımı da şöyle ekledim. Bu çorbamızın sosu için. İki tahta kaşığı sıvı yağ. Bunu şimdi ocakta güzelce kavuracağım. Çok soğanları yakmadan hafif pembeleşince kapatacağım altını. Bakın gördüğünüz gibi soğanlarım burada kavrulurken patateslerim de kızardı. Şimdi sıra geldi bunları yağda çıkarmaya. Şöyle bir tane geniş bir kabımın içine peçeteyi yaydım. Kızartmanın fazla yağını çekmesi için. Ocaktayken şöyle hafif patatesleri tuzluyorum. Patatesleri aldım. Şimdi sıra geldi kabaklara. Evet canlarım, gördüğünüz gibi soğanlarım kavruldu. Bu kadar kavrulması yeterli bence. Daha da fazla yanmasın. Çünkü yayla çorbasının içine bu şekil yakışıyor. Ocağımın altını kısıyorum arkadaşlarım. İki tatlı kaşığı. Dolu dolu. Biraz daha fazla olabilir. Yaklaşık 2,5 tatlı kaşığı nanemi de ekledim yağımın içine. Şöyle 1-2 dakika kavurdum. Bu kadar yeter. Nanemiz de daha fazla yanmasın. Şimdi sıra geldi sosumuzu
çorbamızla buluşturmayı arkadaşlar. Ocağımın altını kapattım. Yayla çorbamız hazır. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yoğunluğu da çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Domateslerimi tavaya şöyle boşalttım arkadaşlar. Ocağımın altını açıyorum. Domateslerimin biraz yumuşayıp şöyle kavrulmasını bekleyeceğim. Üzerine şöyle ufak ufak sarımsaklarımı da doğruyorum. Şimdi güzel baharatlı, domatesli, çok az da salça koyup güzel bir sos hazırlayacağım. Sarımsaklar ufak olduğu için 2 diş doğrayacağım. Şöyle karıştırıyorum. Bir kaşık sıvı yağ ekledim sosumuz için. Şimdi kapağını kapatacağım. Domatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Bakın gördüğünüz gibi sosum gayet güzel pişti. Şimdi 1 yemek kaşığı domateslerin üzerine şöyle salça da ekledim. Şimdi bilirsiniz domatesler yazın güzel sulu oluyor ama şimdi ne kadar doğrasak da suyunu bırakmıyor. Normalde yazın ben bu sosu yaptığım zaman hiç içine salça koymama gerek kalmıyor. Zaten domatesin kendi suyuyla çok güzel bir sos elde ediyoruz. Ama şimdi ne kadar domates doğrasan da suyu olmadığı için sosumuz çok az çıktı. O yüzden çok az da salça ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan güzelce kavuracağım. Domatesi, salçası, 2 diş de sarımsağını koydum. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz da ekledim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Çok az kaynamış su da ekledim.
Evet, 1-2 dakika kaynadıktan sonra sosumun altını kapatacağım. Daha sonra kızarttığım sebzelerimin üzerine gezdireceğim. Ve bu şekilde bütün yemeklerim bitti arkadaşlar. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Sizlerden ricam, abone olursanız çok sevinirim. Her zaman için desteklerinizi bekliyorum. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Domatesli sosum hazır. Şimdi sıra geldi sebzemin üzerine hepsini dökmeye. Bugünkü akşam menümüz de bu şekil. Bugünlerimize şükürler olsun. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.